Erkan Baş'a uğurladık. 20. saat değerli bir anayasa profesörüyle devam ediyor. MEF Üniversitesi öğretim görevlisi, aynı zamanda profesör, siyasetten de elbette gayet iyi hatırlıyoruz ve tanıyoruz kendisini. Profesör Doktor Süheyl Batum, hoş geldiniz. Hoş hocam. Bulduk efendim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla başlamak istiyorum. Çünkü en sıcak gelişme masanın üzerindeki hukuka dair, anayasaya dair mesele bu. Ne oldu? Ne dedi? Ne anladık? Şimdi bir kere buna hemen cevap vereceğim. Yalnız cevap verirken bir kere şunu bir görelim. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi niçin yapılmıştı? Türkiye'de kabul etti bunu. İlk kabul eden ülkelerden, Avrupa Konseyi'nin üyelerinden bir tanesi. Yılını İlk da kabul eden ülkelerden. 1949 yılında yapıldı. Türkiye 50'de üye oldu. Sözleşmeyi 50'de imzaladı. Dikkat edin. Yani 49'da konseye üye oldu. İlk üyelerden, o 12 üyeden, yıldızdan bir tanesi de odur. Şimdi şunu söyleyeyim. Niçin kuruldu biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı öncesinde insan hakları daima bir siyasi konudur. Ve güçlü devletler veya bazı devletler insan haklarını çiğnediği zaman sadece siyasi anlamda bir şeyler söylerdi. Fakat görüldü ki Almanya'da çatır çatır Hitler, ben herkesi öldüreceğim, ben Yahudileri yaşatmayacağım, ben işte Roman çingeneleri o zaman denirdi, yaşatmayacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım, bütün ülkeleri alacağım, yaşam alanımı genişleteceğim dedi. Ve Avrupalılar bunu, dur bakalım ya şimdi bulaşmayalım adama dediler. Görmezden geldiler ve sonunda gördüler ki İtalya aynı şey, Mussolini, bütün dünya kan ve gözyaşıyla çevrelendi. Savaş başladı. Savaş bitince dediler ki bu böyle artık olmayacak. Bu insan haklarını bir siyasal sorun olarak bırakmayalım. İşte bunun bir örneğini hep beraber yaşadık. Türkiye'de 15 Temmuz'dan sonra herkes gözaltına alındı. 100 küsur bin kişi. 100 küsur bin kişi. Bunlardan bir tanesi de, hepsi bir bölümü içeride hala, bir tanesi de Amerikalı rahip Branson'dı. Aynı suçu, hatta 15 Temmuz'un şeycilerinden oldu. Azmettiricilerinden, kurgulayıcılarından biri oldu. Sonra siyasi olduğu için Amerika ver ya şunu dedi. Ve uçağa koyduk, gönderdik. Diğerleri içeride. Demek ki insan hakları siyasal bir konu değil diye bir sözleşme yapıldı. 1949'da. 49'da. Ve dendi ki, evet, dendi ki bak kardeşim bu 50'de yürürlüğe girdi. Kabul ediyorsan Türkiye'de ilk kabul edenlerden. Hani o Sayın Cumhurbaşkanımızın çömez devletti, şimdi insan hakları olduk dediği o çömez sırasında veya çömezlikten biraz daha, öyle diyorlar ya 20'lerde çömezdi. Ve Türkiye bunu kabul etti. Ve biz anayasamıza dedik ki Avrupa İnsan Hakları sözleşmeleri iç hukukta yasaların filan üstündedir. Hakimin önüne geldiğinde bir yasayla, düşünün parlamentonun yaptığı yasa, sözleşmenin hükmü geldiğinde ben sözleşmenin hükmünü uygulayacağım. Uygulamak zorundayım dedik. Dikkat edin. Ve şimdi bir kere bunu koyayım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve mahkemesinin kararları bizim uymamız gereken bir şey. Çünkü bu sözleşme bir mahkeme getirdi. O güne kadar mahkeme yoktu, böyle uluslararası bir mahkeme. Her imzalayan devletin bir yargıcının olduğu. Dolayısıyla bizim de var. Var tabii. Bir mahkeme düşünün. Bu mahkeme insan hakları alanı da sadece karar veriyor. Siyasete bırakmak istemiyor bunu. Şimdi bunu bir kere koyduk. Peki. İki. Hukuk devleti diyoruz. Hukuk devleti hiçbir zaman, dünyanın hiçbir yerinde de, Sayın Cumhurbaşkanları kim olursa olsun, bizimki gibi dünyanın en önemli, her şeyi bilen Cumhurbaşkanı bile olsa, Cumhurbaşkanlarının biz hukuk devletiyiz, ey bilmem ne demesiyle hukuk devleti olmaz insan. Veya İçişleri Bakanlarının, ben bilmez miyim, biz hukuk devletiyiz, siz bilmiyorsunuz demesiyle olmaz. Nasıl olur biliyor musunuz? Hukuk devletinde o kurallar, yasalar, insanı içeri atan, dışarı çıkartan, şöyle yargılayan, şey yapan, televizyon kapattıran, insanı mahkum eden yasalar, insan haklarına, evrensel ilkelere, hukukun genel ilkelerine ve anayasaya ve uluslararası insan hakları metinlerine uygun olacak.
uygun olacak. Yani biri getirip de faraza diyorum gözaltı süresi uluslararası sözleşmeler 4 gündür dediğinde sen eğer ona kardeşim biz bize benzeriz bizde 15 gün dersen bu bir ihlal oluşturur. Hukuk devleti buna uygun olacak. İki, şuna da uygun olacak. Eşit uygulanacak herkese. Sizle bana eşit uygulandığı gibi devleti yönetenler de bu hukuk kurallarıyla bağlı olacak. Sen kimsin ya diyemeyecek devlette. Bakın şimdi gelelim şuna. Ben size 3 örnek vereyim şimdi. Çocuklar için hani Avrupa'da kitaplar vardır böyle. Çocuklar için diyelim işte şey. Onun için vereyim. Şimdi bir tarafta Metin Akpınar, Müjdat Gezen bir televizyon programında. Burada yayınlanan bir televizyon programında. Evet. Söylediği bir şeyden dolayı ne var? Hiç kimseye şöyle yapılsın böyle yapılsın dememiş. İsim yok. Aynen. Bir kişiye de gösterilmemiş. Bakın şu resme bakın. Ya akıl almaz. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sanatçılarından bir tanesidir. 80 yaşında. Şimdi buna herkesin bakması lazım. Şimdi bakın söyleyeceğim. Bu kişi ben ilk gününü hatırlıyorum. Sabaha karşı polisler evini basıyor. Ben gittim o mahkemeye ve bir savcı terörle mücadeleyle görevli savcı akşama kadar ifadesini alıyor. Sıkı durun. Akşam tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk ediyor. Tutuklanması. Çünkü terörist bu. Yani en azından ya değil tabii ki terörist. Yani anlıyorum ne demek. Öyle diyor. Evet. Tutuklanması istemiyle İsnat ve mahkemede evet, mahkemede Allah'tan diyor ki bakın dikkat edin. Gene dua ediyoruz. Ya saçmalamayın böyle bir laftan olur mu da demiyor da. Diyor şimdilik buna tutuklamaya gerek yok. Bırakabiliriz diyor. Adli kontrolle serbest bırakalım. Evinden ayrılmasın, yurt dışına çıkmasın filan diyor. Bakın. Şimdi bunu bir yere koyun. Hukuk devleti dedim. Eşit uygulanın. Bir tarafta da Alaaddin Çakıcı diye biri. Yerin altı, yerin üstü, çok üstü, çok altı beni ilgilendirmiyor. Bir kişi. İnanılması güç hakaretlerde bulunuyor. Tehditlerde bulunuyor. Bir ay geçiyor. Evine polis filan gitmemiş hiç. O hani İçişleri Bakanı var ya hiç söylememiş öyle bir şey. Ve bir ay sonra kendisi Allah'tan öğreniyoruz bir yazı daha yazıyor da isteyen olursa diyor savcı sorarsa merak etme buradayız kaçmadık ben Bodrum'dayım diyor. Bunun üzerine talimatla ifadesi alınıyor. Şimdi bunu sen de görüyorsun ben de görüyorum Türkiye Cumhuriyeti de görüyor. İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı veya bir takım onlara uygun görenler ne derse desin. Ya da hani yandaş dediğimiz medyanın %90'ı görmezden gelirse gelsin. Bu bir hukuk devletine taban tabana zıt bir şeydir. İki, gelelim. Anayasa Mahkemesi anayasada açık. Beğen beğenme. Karar veriyor ve anayasa yazar. Der ki Anayasa Mahkemesi kararları 153. madde. Yasama organını, yürütme organını, yargı organını, mahkemeleri bağlar diye. Bir tek şey yapmamış. 13. Ağır Ceza seni de bağlar ha dememiş. Bütün yargı organlarını bağlar demiş. Bir mahkeme çıkıyor. Bir ay oldu, iki ay oldu. Ben tanımıyorum kardeşim bunu diyor. Enis Berberoğlu. Enis Berberoğlu karar. Ben tanımıyorum diyor. Yanlış vermişsin karar diyor. Ve Adalet Bakanı oturuyor. Başbakan oturuyor. Başbakan diyorum işte Cumhurbaşkanı yardımcısı. Cumhurbaşkanı oturuyor. Parti oturuyor. Milletvekilleri oturuyor. Ve bir reform yapsak acaba ona bunu eklesek mi filan diyorlar. Neyi ekleyeceksin? Anayasa Mahkemesi kararlarına da uyar mahkemeler vallahi diye bir şey ekleyelim diye. Ya Anayasa Mahkemesi kararı yazıyor zaten anayasada. Bu kanuna eklenir mi? Uyar diye. Şimdi bunu da koy. Hukuk devletinin ilkelerini koy. Herkese uygulanacak diye. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır diye. Şimdi de yargı denetleyecek diye. Bir örnek daha ekleyebilir miyim? Tabii. Hamza Yerlikaya kararı. Kararı. Deniliyor ki işte ispat etsin. İspat etsin. Ya mahkeme vermiş. Evet. Şimdi mahkeme vermiş. Şimdi son olarak da şunu söyleyeyim. Şimdi dikkat ederseniz şu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına karşı verdi şimdi bu şeye. Şimdi zannediyorum şunu söyleyeceğim. Cumhurbaşkanımız çıktı dedi ki bakın.
bir şekilde kendisine, şurada not aldım çünkü, bir şekilde kendisine bunun ulaştırıldığı tabii ki belli. Çünkü diyor ki, bir danışmanlarının muhakkak söylediği Sayın Cumhurbaşkanı'na, diyor ki, iç hukuk yollarını tüketmedim bir kere diyor. Dikkat edin. Biri bir şeyler söylemiş. İki, Harry Batasuna kararında farklı karar verdiniz diyor. Demek ki bir şeyler, danışmanlar bir şey söylemiş. Ama hepsi de yanlış söylemiş. Öyle mi? Hepsi de yanlış söylemiş. Doğrusunu anlatır mısın? Anlatacağım. Şimdi şunu söyleyeyim bakın. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de dünyada bunu görüyor. Bakmayın biz görmemiş gibi kafamızı kuma gömdük ya da medyanın büyük çoğunluğu kafasını kuma gömdü diye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararda çok önemli şeyler söylüyor. Maalesef çok önemli şeyler söylüyor. Maalesef. Ama bir açıdan da görüyoruz. Yani şu yazdıklarım herhangi bir ülkede, Uganda, Sierra Leone, bilmem ne bir ülkede olsa şunlar. Bir adam rahat rahat ben seni yok kiraz sopası bilmem ne işte şerefsiz, namussuz dese öbür şeyi Türkiye'nin en önemli sanatçılarından birini sabah 5'te gözaltına alsanız, biriyle başka bir ülkede alınsa, size sorsalar, bana sorsalar, hukuk devletim bu diye, hayır deriz. Hayır deriz. Burada Türkiye'de görmezden geliyoruz. Çok iyi hukuk devletiyiz. Neden? Çünkü Adalet Bakanımız, bakalım yakınlarda bir söz şey yapacağız, bunu da yazacağız diyor. Bir eğer ülkede Anayasa Mahkemesi'nin kararına, alt derece mahkemesi, ben buna uymuyorum kardeşim deyip, o hakim orada kalıyorsa, dur bakalım ne olacak diye bekleniyorsa, o milletvekili hala geri dönmediyse, düşürüldü seninki diye, bir ülkede olduğunda bu hukuk değil, yazık deriz. Demin sizin konuşmanızı izledim. Erkan burada Baş. Erkan Bey'le. Şimdi benim umutlu olmama neden olan isimlerden bir tanesi, gerçek söylüyorum. Çünkü biliyorum, biliyorum. Türkiye böyle bir ülke değildi. 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 Bakın, hiç beğenmediğimiz dönemlerde, benim yaşımda olanlar hatırlar. Başbakanın yeğeni hayali ihracattan yargılandı. Çok doğru. Hiçbir şekilde sen kimsin, yoksa sen komünist misin, yoksa FETÖ'cü müsün diyerek kimse onları gözaltına almadı. Hemen acele toplanıp tutuklama kararı. Adam yapacaklar diye yurt dışına kaçtı. Bilmem ne kadar yıl yurt dışında yaşadı. Dikkat edin. Böyle bir hukuku çiğneyen bir ülke değildi. Şimdi bir kere... Çok pardon. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geleceksiniz. Bir şey hatırlatmak istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hukuki değil siyasi olduğunu ve geçerli olmayacağını ifade eden Sayın Cumhurbaşkanı bizzat kendisi siyasi kariyerinde tam 3 kez Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu. Yani Tabii. Siz de gayet iyi hatırlıyorsunuz. Onun galiba bir listesi de elimizde var. Belki ekrana verebiliriz. Verirsen, buyurun lütfen. Ama şunu söyleyeyim. Birinci başvuru 1999 kendi okuduğu şiirle ilgili davada 10 ay hapis 177 milyon TL para cezası nedeniyle adil yargılanma talebi. İkinci başvuru 2002 adli sicil kaydı silinmesi istemi reddedilince ve üçüncü başvuru yine 2002 Yüksek Seçim Kurulu'nun milletvekili olamayacağı kararına itirazı. Şimdi zaten o yüzden başladım. Siyasi değil, siyasi şeyler hiçbir zaman, aynı Trump'ın örneğini de ondan verdim. Devletler arasında avanta benden mal alıyor mu? Tamam ya boş ver, idare et dendiği için, Hitler de aynı şey olduğu için, Mussolini de sonunda ya hukuki bir kurum koralım. O da budur. Budur. Bize anlatır mısınız bu kararın hukuki analizini yaparsanız? Bir kere şunu söyleyeyim. İlk baştan Sayın Cumhurbaşkanı'nı yanıltmışlar dedim. Evet. Ama birileri yanıltmış dedim. Çünkü kendisi Harry Batasuna işte yok daha iç yargı yolları tüketilmedi. Onları kendisi hukukçu değil normal. Nereden yani bugün bilecek? 10 kişiye sorsak 9'u Harry Batasuna kimdi bilmez, diye bilmez zaten bilmez. Türkiye'de. O yüzden danışmanları, ama benim tahmin ettiğim gibi zaten yanlış şey yapmışlar. Bilmemişler işi. Şimdi şunu söyleyeyim size. Bir kere en önemlisi şunu söylüyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tabii ki. Kardeşim, sen bir kişiyi yargılama demiyor. Nasıl yargılarsın bu insanı demiyor. Hiç kimseyi.
Nasıl? Bu açıkça da söylüyor zaten, iç yargı yolunun işidir. Yargıladı, yargılamadı, az yargıladı, çok, ben bununla karışmam diyor. Ama diyor, ama bir insanı anlatıyor olayları. Sen tutuklamışsın. Benim diyor 40 yıllık içtihadım diyor. 40 yıllık içtihadım. Tutukladığın zaman ilk önce, bakın aynı bunu söylüyor, objektif bir gözlemciyi ikna edecek bir takım verilere, bulgulara sahip olacaksın diyor. Bana söyleyeceksin diyor. Ve arkasından tutukladın. Ama bu tutukluluğu 6 ay, 1 sene, 2 sene, 4 senedir bir parti başkanı tutuklu ve milletvekili. Ve neden diyorsun? O terörist diyoruz. Ya neyin teröristi? Aynen yazmış. Diyor ki bakın, yargılama demiyor. Tutukluluk diyor. Ayrıca diyor, bunu sen tahliye ettin. İlk mahkeme kararından, daire kararından sonra tahliye ettin. Ve diyor, aynı gün tekrar tutukladın diyor. Tutukladığında çünkü Cumhurbaşkanı diyor, bunu nasıl tahliye edersiniz siz dedi. Arkasından tutukladın. O günden bugüne de neden tutukladığına dair, neden orada aynı şeyleri tekrar söyledin? Ondan zaten tahliye ettirmişsin diyor. Yani o suçlamalardan yeni bir şey getirmen lazım. Getirmedin diyor. Bakın, tutuklama kararına. Ve bu doğal mı? Doğal. Şimdi bizim iktidarımız şuna alıştı maalesef. Bu hukuksuzluklara alıştığı gibi bizi de alıştırdığını zannediyor. Toplum da biraz alıştı, evet, sanki yani. Evet. Ne var diyor. Bakın, Ergenekon davasında bizler, benim gibi, dedik ki ya yargıla. Ama 7 yıl bir adam tutuklu kalır mı? Ergun Poyraz dediğim bir gazeteci. 7 yıl tutuklu kaldı. Bazılarının yıl yıllarca iddianamesi yazılmadı. İlk duruşması yapılmadı. Aynen. CHP milletvekili Tuncay Özkan tam olarak bunu Tuncay yapıyor. Özkan işte. Evet. Ve o sırada biz ya bunları serbest bırak dediğimizde, tutuklamaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var dediğinizde, o kadar güzel bir ortam ki bu. Şöyle dediler. Bunlar Ergenekoncu. Bunlar darbeyi istiyor. Yahu darbeyi falan değil kardeşim. Göster bana delilleri. Mahkemeye de göster, bana da göster. Aa diyelim, ah Tuncay Özkan. Lafın geliyor, o yüzden söylüyorum. Ah, darbe için o sırada silah almış eline, çıkmış veyahut da telefon açmış. Arkadaşlar sen şurayı tutacaksın, sen şurayı tutacaksın demiş. Tamam kardeşim, yok onlar. Abi oradan oraya gitmişti, onunla konuşmuştu, öbürü de o sırada, biliyoruz işte hep. Ve daha da rezil felaketi. Askerleri de öyle, balyozu da. Ve 7 yıl sonra, askeri casusluk da öyle. Ve 7 yıl sonra aynı olaylar kendi başlarına gelince bir anda şöyle dediler. Aa, FETÖ'ymüş meğer bu ya. Peki FETÖ bu yargılamaları yaparken, 7 yıl dururken, biz söylerken, bize laf ederken, FETÖ'nün kendisi mi etti bizlere laf? Hayır, siz ettiniz. Sizin Adalet Bakanınız, Sayın Başbakan da o bizzat zaman. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı, ben tabii, savcısıyım demedim. Ben savcısıyım demedim. 7 yıl sonra, şimdi o kadar kolay ki bu işler. 7 yıl sonra, şimdi de aynı adam tutuklandı. Şeyim, bu teröristtir. Şimdi diyor ki yargıla. Ama tutuklayamazsın. Bakın söylüyor, 40 yıldır söylediğini. Tutuklama için objektif bir gözlemciyi ikna edecek makul şüphelerin, makul verilerin olması lazım diyor. İddianamenin içinde. Evet. Evet. Ama diyor, tutukluluğun, tutuklu yargılamanın, tutukluluğun devam etmesi için daha fazla bir şeyler gerekiyor. Ben şimdi size soruyorum, bir anayasa profesörü olarak ve değerli bir hukukçu olarak, siz iddianameyi gördünüz muhakkak ki. Sizin açınızdan objektif bir gözlemci olarak Süheyl Batum ikna mıdır? Kesinlikle. 4 yıl tutuklu. 4 yıl tutuklu kalması için kesinlikle. Çünkü mahkemede zaten hukukçular kesinlikle değil. Söylüyor. Şimdi o kadar kolay alıştık ki. Peki diyor ki siyasi iktidarda hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Sayın Devlet Bahçeli, birisi diyor bizi ırgalamaz. O kelime de ne demek tam da bilmiyorum ama ırgalamaz. Öteki de diyor ki biz takmıyoruz. Evet. Ne oluyor bizi ırgalamadığında, takmadığımızda takılma? Şimdi şu oluyor bakın. O yüzden ben karar çok önemli dedim. Şimdi Türkiye'nin 15 yılı böyle geçti. 10 yılı en azından böyle geçti. 2007'den 2020'ye kadar 13 yılı böyle geçti. Açık. Yahu insanları neden tutuyorsun? Bizi ırgalamaz. Ey mahkeme sen kimsin diye 13 yıl geçti. Sonunda FETÖ'ymüş dedik. Ah tamam, hiçbir şey yokmuş gibi. Çocuklar kusura bakmayın, çıkın.
Arada ölenler var yani. Tabii canım ya, Kuzinoğlu ölenler. Kuzinoğlu var, Kudüs'e Okkır var, Ali Tatar var, iadeye itibar edilemeden göçüp giden Türkan Saylan var. Ya yani insan, hangi birini hatırlayalım sayın? O Kudüs'ü Okkır'ın biliyorsunuz 100 kilo vermiş, incecik olmuş ve hiç insanlar oralı bile olmadılar. Şimdi bakın. İsimlerini bile hatırlamıyorlardır bugün sorsak, kim de bilmiyorlar. Hatta belki bazıları şöyle diyor bile. İyi oldu ya. İyi oldu diyor. İyi oldu. Evet, maalesef. Alnı secde görmezdi onun. İyi oldu diyorlar. Adam açık açık söylemiyor mu şimdi? Neyse. Şunu söyleyeyim. Bakın. Ne olacak peki? Takmadığımızda, takılmadığımızda, ırgalamadığımızda. Onu da söyleyeceğim ama esas önemli olan şu. Yani artık o kadar kolay olmayacağını göstermek için. Bakın diyor ki ayrıca. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararını okumaya sen devam. Sen adamın diyor. Siyasal söylemleri dışında. Demin söyledi ya burada. Erkan Bey dedi ya sevgili başkan, bakın dedi, ben gittim geldim filan, sadece dedi şey dendiği içindir dedi, bütün baskı seni başkan cumhurbaşkanı yaptırmayacağız diyedir dedi. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de diyor ki bakın, siyasal söylemlerde bulunmuş bir milletvekili ve bir şey diyor, parti başkanı. Bu siyasal söylemler kaldı ki sizin anayasanızda da 83. maddeye göre mutlak dokunulmazlık gerektiriyor diyor. Şimdi bunun diyor bu söylemlerinin dışında 83. maddenin amacı ne? Başkalarının söyleyemediği şeyi sen onların adına söyleyebil diye. Bu milletvekili. Bu milletvekiline bunun için veriyor, başka bir şey için değil. O yüzden mutlak. Bak. Yok hırsızlık yaptı bilmem ne, onlar mutlak değil. Nispi kürsü dokunulmazlığı asıl. Kürsü dokunulmazlığı. İfade dokunulmazlığı. Aynen. Peki. İstediğini söyle diyor şimdi. Bu da diyor ki kardeşim ben baktım bütün dosyalara diyor. Bakıyorum. Benim söylememden önemlisi onlar diyor ki siyasal söylemleri dışında bir tane kanıt koymamışsın diyor. Bir tane bu adam terör örgütünün doğrudan yöneticisi ya da üyesidir'e bir şey koymuyorsun. Bunu söyledi. Bu oldu. Demek ki bu onun üyesidir diyorsun diyor. Böyle bir bağlantı yanlıştır, kuramazsın diyor. Bu bana varsa delille. İşte bizim ta 2007'de 8'de dediğimiz. Kardeşim bu darbe mi yapmak istedi asker? Ya çıkar koy. İşte gömülmüş silahlar. İşte yok gömülmüş silah. Sahte CD'ler. Aynen şeyi belli. Sahte CD. Sahte evet, olduğu sahte çıkmış. Sahte olduğu çıkmış. Sahte olduğu bilir çıkmış. Kişi... Oralı olmadılar. Evet. Ya yalan mı? Şimdi... Oralı bile olmadılar. Meşhur 5 no'lu CD, 11 no'lu DVD. Ya sahteliği çıkmış. Diyor ki kanıt istiyor. Bakın şimdi bu çok önemli. Çünkü diyor bizde çok kullanılan suçun niteliği tabii tamam ilk tutuklamada ama suçun niteliği. Efendim bu terör örgütü üyesi. Ya kanıt göstermeden adam 4 yıl tutuklu kalınır mı diyor. Hatta bir şey diyor milletvekili diyor. Şimdi daha da önemli şeye gelmiş. Diyor ki bir kişi milletvekili ise ve parti başkanıysa seçimlere, iki seçime, kendisiyle ilgili bir seçime tutuklu, hayır serbest bırakmamışsın, katılamamış doğru diyor. E sen seçimleri yapıyorsun, seçim yaptım diyorsun bu ülkede. Seçimler dürüst, aralı olacak, şey olacak. Peki bu seçimler dürüst mü diyor? Nasıl yaptın? Bakın bu çok önemlidir. Ben aynı kanaatteyim. Referandumda seçimlerde Türkiye'de demokratik hiçbir ülkede görülmeyecek ölçülerde yapılıyor. Biz oralı değiliz. Genelde oralı değiliz. Bakın ben söylüyorum, arkadaşlarım bile bazen söyle hocam boş ver onları diyor. Ya bu seçim olur mu? 24 saatin 23 saatini bütün televizyonlarda bir kişi konuşacak. Bir saatte de 3 kişi, 3 televizyonda, 2 televizyonda, 4 televizyonda hadi bilemediniz, muhalefetle konuşacak. Seçimin özelliği budur. Anlamayacağız ama bir daha dinleyeceğiz, iki daha dinleyeceğiz, üç daha dinleyeceğiz. Hayır. Ya görüyorsunuz bu ülkede Maliye Bakanı istifa ediyor, istifa ettiğini veremiyoruz. Biz verdik. Ya siz veriyorsunuz. Sizin Can zaten, Coşkun meslektaşım, değerli meslektaşım. Zaten %90'ın evet. Dedim. Evet. %90 ama dedim. Mesela biz onu verebildik ama bu akşam biz yayına girdiğimiz saat 21'de de sadece 26 gün yayın yapabildik. Ya, bir kapandı. Televizyon kanalı i̇şte, kapandı mesela. Kapandı. Ya, olmayacak bir şey. Olmayacak şey. Evet. Yani sevgili kardeşim.